Geçmiş olsun dayı. Sağ ol. Zeynep bu haldeyken eve gitmek istemedi. Sen de gitmek istememişsin sanırım. Evet. Kahve içelim mi? Olur. Dayı. Gönül Hanım. Zeynep'in annesi. Senin eski sevgilin. Henüz tanışma şerefine nail olamadık. Ama senin ona ne kadar değer verdiğin her halinden belli. Yani kızımın annesi. Dayıcığım anlıyorum. Anlıyorum ama... Ama? Dayı haddimi aşmak istemiyorum. Ama bu tarz durumlarda sınırlar belirsizleşir. İnsanın gözü hiçbir şeyi görmez. Kime zarar verdiğini fark etmez. Mesela ben Elif'i kurtarırken Hanlı'nın nasıl bir caniye çevirdiğimi fark etmedim. Ne demek istiyorsun sen Kuzey? Dayıcığım demek istediğim şu. Sen Zeynep'e kızım, Gönül'e annesi sıfatıyla yaklaşırken evde olup biteni kaçırıyorsun. Ablam anlattı değil mi sana olup bitenleri? Evet anlattı dayı. Olup bitenden her şeyden haberim var. Bizim evde kalma yalanından, Gönül Hanım'ı yengemle aldığınız ilk evde günlerce misafir etmenden. Bunların hepsini biliyorum. Dayı, bak bu kadının kim olduğunu, Zeynep'in senin için ne kadar değerli olduğunu biz biliyoruz. Ama onlar bilmiyor. Dayıcığım, bak bana kızsan da bunu söylemek zorundayım. Yengem şu anda kendi içinde yaşadıklarıyla bir savaş veriyor. Sadece kendisiyle savaşmıyor. Benimle de savaşıyor. Haksız mı sence dayı? Ha? Bu sadece yengemin savaşı değil. Şu anda Melis ile Zeynep arasında da bir savaş var. Görmüyor musun bunu? Dayı bak bütün olup bitenleri bir an evvel görmen ve bunları çözmen gerekiyor. Hadi gel. Anneciğim, hava soğuk al. Ada çayı aldım sana da. Sağ ol oğlum. Vallahi hiç kusura bakma kardeşciğim. Sordu, anlattım. Bu Ragıp denilen herif kaçmış galiba. Maalesef. Kaçtı ama polisler peşinde. Bildiğim kadarıyla Gönül Hanım'ın ona borcu varmış. Yok be Kuzey. Ne borcu ya? Kadıncağız borcunu ödemiş. Ama sen biliyorsun bu herifleri. Adi şerefsizler. Dertleri para kopartmak. Ama bunun bedelini ödeyecekler. Aileme, evladıma yaptığının bedelini ağır ödeyecekler. Bunun hesabını onlara tek tek soracağım. Doğru anlıyorum değil mi dayıcığım? Adaleti teslim etmekten bahsediyorsun. Tabii canım yani. Tabii, tabii, tabii. Bence bir daha size ilişemezler. Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu anladılar. Bir daha dokunamazlar. İşte orada yanılıyorsun anneciğim. Ne kadar büyüksen o kadar çok paran var zannediyorlar. Abla. Yoksa senin bildiğin başka bir şey mi var ha? Yok canım. Ne bilecekmişim ben yahu? Sadece biraz gerildim. Bülent. Merhaba. Kuzey ben. Oğlun mu? Evet. Geçmiş olsun. Zeynep'in dayımın kızı olduğunu biliyorum. Zeynep'in iyi olması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sağ olun. Ne demek? Yani sonuçta Zeynep de benim kuzenim. Bu ara durumlar biraz karışık.
Ama en kısa zamanda rayına oturacak, merak etmeyin. Umarım. Zeynep uyanmış. Ona haber vermek için geldim. Çok şükür. Uyanmış demek ha? Birlikte gireriz dedim. Tabii tabii, hadi. Bize görebiliriz değil mi? Sanırım. İyi, süper. Hadi o zaman. Hadi. Hadi o zaman. Ya anne hadi. Hadi anneciğim hadi. Gel. Anne. Kızım. Ah kızım. Canım Bülent amca. Zeynep. İyi misin kızım? Canıcığım mı? İyiyim Bülent amca ama biraz canım yanıyor. E o zaman hemen ben hemşireye söyleyeyim. Ağrı kesici bir şeyler hazırlasın ha? Hayır hayır. Gerek yok. İyiyim. Kuzey abi. Gelebilir miyiz? Geçmiş olsun güzellik. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çiçekler çok güzelmiş. Ama zahmet etmişsiniz. Estağfurullah canım, ne zahmeti. Sen bizim için çok değerlisin. Şöyle bırakıyorum. Ben de geldim. Yiğit. Ablamı ziyarete geldim. Niye şaşırıyorsun ki? Aslında ben de kan verecektim. Kan gruplarımız aynıymış da yaşımdan dolayı almadılar. Senin düşünmen bile yeter. Zeynep abla, ben seni gerçekten seviyormuşum ya. Ya bu olaylar olunca anladım. Ben de seni çok seviyorum Yiğit. Öz kardeşim misin gibi seviyorum. Aman ablam duymasın ha. Bence de. Neyse. Hadi biz seni daha fazla yormayalım. İyileştiğinde şöyle hep beraber güzel bir yemek yeriz, olur mu? Çok sevinirim. Biz çıkalım o zaman. Geçmiş olsun tekrardan. Hadi anne. Yiğit hadi. İyice dinlen, iyileş, sonra evine geri dön. Geçmiş olsun. Hadi gel. Gel bakalım. O zaman bir şey ihtiyacınız olsa ararsın beni, olur mu? Zeynep. Hadi kızım, sen de güzelce dinlen. Zeynep nasıl? Kendine geldi mi? İyi, iyi. İyi şükür. Oh, çok şükür. Görebilir miyim? Tabii. Tabii. Geç. Anne. Ege iyi mi? Ha? Ona bir şey olmadı değil mi? İyi, iyi. Merak etme. Ege. Ben bir hemşireye bakayım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın?